Hemen açalım konuyu Beşiktaş resmi hesabından bir paylaşım yaptı paylaşımda da Twitter'a etiketleyerek Twitter'da video yükleme süresini uzatabilir misiniz dedi Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz şeklinde imalı bir paylaşım yaptı. Ee, burada hakemle ilgili yapılan daha öncesinde de Ahmet Nurçebin'in Beşiktaş kulübü başkanının açıklaması vardı. Kötü bir açıklama değil ama umarım hakem konuşulmaz e, şeklinde bir yorum yaptı. Derbi öncesi hep hakemlerden bahsederiz. Bu defa hiçbir derbi tecrübesi olmayan bir hakem var. Ama sonuçta adettendir yine hakem tartışılıyor. Sizce e, bu paylaşımı neden yaptı Beşiktaş? Ergin senle başlayalım. Bu, 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 bu adettir Türk futbolunda derbiler öncesi. Evet. Ya bir nevi artık şey gibi Türkiye Futbol Federasyonundaki tüzüğün üçüncü maddesi gibi yani derbiler öncesi büyük kulüpler bunları yaparlar ee, işte zaman zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor bunlar yapılır. Fenerbahçeden de karşı bir cevap geldi. Evet. Yani bu şöyle söyleyeyim bir algıyı yönetmek, iki belki buradan avantaj sağlamaya çalışmak, üç belki rekabeti sıcak tutmak. Yani burada içinde hakaret, küfür, aşağılayıcı evet, bir şey, rakibi küçütecek bir şey olması ayıp bu yok. Yani... Fenerbahçe ne yaptı? Algı yazdı, yaptı. Bir evet. emoji kullandığımız, çok sık kullandığımız bir emoji ve algı yazıp onu tanımını yaptı. İşte geldi maç evet. öncesi. Bir baskı altına bak. almaya çalışarak makus talihini yenmeye çalışmak. Evet. Ee, cidden burada bir düello söz konusu derbi başladı derken sevgili izleyiciler aslında bunu kastediyorduk cidden bir derbi başladı. Şuradan şu yola çıkıyor. Markus Talih dedi. Beşiktaş herhalde 15 yıl oldu. En son Koray'ın golüydü. Yenemiyor. Bunu Markus Talih olarak görmesi normal Fenerbahçe'nin. 15 senedir Beşiktaş yenemiyor. Ama Beşiktaş'ın da gerçekten orada son 10-15 yıldır penaltısı tartışılmadığı bir maç yok. Ya her derbi sonrası Beşiktaş'ın talep ettiği ve tartışılan penaltı pozisyonu var orada neredeyse. E Fenerbahçe'de 15 sene kazandır kaybetmediği için Markus Talih diyor. Bak Boğaz'ın iki yakasında vapurla gidilip gelinen deplasmanlar bunlar. Bir kıyı ilçesi Kadıköy, biri kıyı ilçesi Beşiktaş. Müthiş bir rekabet. Kesinlikle. Muazzam bir rekabet. Bak tamam dostluk, e, sevgi, kucaklaşmak bunların hepsi zaten insanların ortak kavramı ama sahada da bu derbilerin heyecanının sürmesi için sahada ve saha dışında şiddet içine dahil etmeden, hakaret dahil etmeden rekabeti sıcak tutmak lazım. Yani hep beraber el ele tutuşup yokuş aşağı koşalım, hayat sevince güzel böyle değil. Top oynayacağız, futbol Derbi diğeriyle anlamlandırılır. Anadolu takımlarıyla da yapılanlar da tabii ki maç önemlidir ama şimdi bir takımı tutuyorsan bir de diğeri vardır. Bunlar derbilerdir, diğer büyük takımlardır. O yüzden ben bu tarz e, maç önü şey e, dediğim gibi yani hakarete ve aşağılayıcı tarafa gitmeyen atışmaları olması keyifli ve olması da gerekiyor bu, bu tarz şeyler. Yani derbi oynayacağız. Derbilerde biraz da ateşli olsun, rekabet sıcak kalsın ama tabii iş hakarete gitmesin. Şimdi bir de taraftar da yok Mehmet. Normalde taraftar olduğu zaman e, ne oluyor? Deplasman tribündeki taraftara ev sahibi ekip bir şekilde atışıyor. Hani işin içine küfür girmiyorsa eğer orada da keyifli bir görsel oluşuyor bizim e, için tabii. bir şölen oluşuyor. E, sesini bastırmaya çalışıyor deplasman taraftarı. Sen ne düşünüyorsun bu paylaşımlarla Ben rahatım bu konuda. Tek <laughs> Galatasaraylı olarak beşiktaş Fenerbahçe maçlarını izliyorum ki 3 sene önce o zaman da yine Aspor yayıncıydı. Türkiye Kupası'nda çok ciddi evet. gerginlikler yaşandı. Evet. Sağdan çekilmeye varana kadar ki ilk maçta 2-2 biten maçta da bayağı kırmızı kart çıktığını hatırlıyorum. Vodafone'daki maç 2-2 Kadıköy'deki maç 0-0 iken yarıda kalmıştı ikinci yarıda. O sezon hatırlıyorum yine Julian'ın penaltısının olduğu maç Ergin'in aslında bahsetti. Hı hı. Cenk Tosun'un penaltısı verilmemişti. Geçen sene keza yine Bida'nın sanki penaltısı üç tane verilmemişti. Abi, iki, üç tane vardı Oluyor çok yani e, bu yönden. Hakem hataldır hakikaten. Ama tabii bir gerçek de var. Hakem diyeceğim ama Trabzonspor 20 küsür sene ligde kazanamadı. Galatasaray keza öyle. Fenerbahçe'nin büyük maçları iyi oynadı da kesin, bu camiakültürle yani nasıl evet, ki Gal Galatasaray onlardaki... Mayıs ayını gördüğüm bir şekilde o finallerde Mesela Galatasaray'ın da sanırım 6 tane Türkiye Kupası finali var Fenerbahçe'nin. Kişisel rekabette birebir de Fenerbahçe'nin bayağı gerisinde Galatasaray ama 6 kupa finalinde 6'sında Galatasaray kazanmış. Yani bu belli. Camia kültürle ilişkilendiriyorum ben. Derbilerde Fenerbahçe'nin böyle bir özelliği var ki tarihin en kötü sezonunda 2-0'dan e, Türk Telekom'da geri geldi. 2-2. Evet, 2-3'üncüyü 2, 2, 2. kaçırdılar. Vodafone'da da 3-3'ten sonra e, bir pozisyon 5 vardı. 5 dakika olsa maçı alacak. 4-3 yani, 4 -3 3 -3 yani. 10 -10. böyle bir e, cami camia yani. ama işte evet. bu yüzden de ben çok net Fenerbahçe ye yener denmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de muhakkak konuşuruz Sergen Yalçın faktörü var. Yani futbolculuğunda da büyük maçlar Sergen Yalçın'ın direkt kart visi diyebiliriz. Teknik adam olarak da ben geçen seneki seyircisiz maçta yine tribündeydim. Galatasaray'ı 6'lı savunmayla kitledi mesela. Galatasaray'a çok iyi gidiyordu. Hatta o maçtan sonra da Covid süreciyle bir lige 3 ay e erteleme gelmişti. Şimdi bu senede bakarsak Trabzonspor, Başakşehir maçları Beşiktaş'ı gayet iyi idare etti Sergen Yalçın. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir WhatsApp sorumuz var. Şimdi de uzaklardan geliyor bize soru. İyi geceler A Spor ailesi. Ben Atilla Amerika'dan sorum Ergin abi'ye. Ergin abi bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçını nasıl görüyorsunuz? Sergen Yalçın e, taktik olarak aynı taktiği kullanacak? Başakşehir'de olduğu gibi? Yılmaz hocamıza da çok çok geçmiş olsun acil şifalar. Amin diyelim biz de. Evet, Yılmaz yani hocamıza Yılmaz acil hocamız. şifalar. Ee, Yılmaz Hoca'ya şifalar dileyelim. İnşallah kalkacak yine hocam kulübelere dönecek. Valla Atilla ve Atilla abi diyeyim. Nasıl görünüyorum ekrandan bilmiyorum evet, ama Evet ben Atilla, de onu Atilla biraz Atilla abi abi de. <laughs> Ben artık yavaş yavaş kenara çekilme yaşım gelmiş gibi görünüyor. Ee, işin şakası selam gönderelim Amerika'ya buradan. Ee, Valla Sergen Hoca Başakşehir maçında e, iyi takıma nasıl oynanması gerektiğini gördü Ki bu sefer karşısında iyi takımdan ziyade bir de büyük takım yani Fenerbahçe. Ozanlı Sosalı e, Gustavolu bir orta saha var. Neresinden bakarsan bak Berkay ile İrfan Canlı e, orta sahaya göre daha iyi bir orta saha. Ama şimdi bu, Joseph Atiba mensahla. Malatya maçında da yaptı bunu. Rakibi itmeyi becerirse o tarafa kendi sahasına o maçlarda müthiş bir performans ortaya koyuyor Beşiktaş. Şimdi şey gibi düşün Mıknatıs'ın böyle ters çevirdik ya ben çocukken yapardım. Onu fenci sayısalcı olmadığım için tam tariflerini bilemiyorum ben de sözelciyim. Yapıyordum. Şöyle tarif edeyim e, halk diliyle mıknatısları ters çevirdiğin zaman birbirini değdirmeye çalışıp iterdi birbirini e, zıt kutuplar. Şimdi öyle bir şey göreceğiz sahada. Yani orta tarafta Sosa, Ozan, e, Gustavo bu tarafta Mensah, Atiba, Josef. Yani aşağı yukarı birbirine denk ama dirençte sanki biraz daha Beşiktaş'ın hani Jose şeyle savunma yönü biraz daha iyi gibi diğerine göre. iki iki orta saha orada çözülecek maç. Orada göre eğer Beşiktaş o itmeyi biraz başarabilirse yani istediği sonucu alıp çıkma olasılığı daha çok belirir. Net cevabım şu soruya. Evet, Başakşehir maçında yaptığını yapacak Sergen Hoca ilk 45 dakika falan çok iyi itti Başakşehir'i. E. Yine orada onu deneyecek. Çünkü sahanda durursan Fenerbahçe atar. Savunmaya çalışmayacaksın. Yani kaybetmemeye çalışmaktansa kazanırmaya çalışırken kaybet daha evladır der ya Klopp. Yani durma sahanda çık oyna yenileceksen öyle yenir Yok, onu bir de şu stoper hattıyla 0-0'a bağlayamazsın maçı Melike. bak o da çok önemli bir evet. Yani bir marka luyundama yok şimdi. Vida diyemiyorum çok. Vida bu sezon zaten sıkıntılı bir Süreç geçiriyor ama ne olursa olsun Vida Wellington, Montero'nun ciddi bir deneyim. Ee, bir de artı duran toplar da çok önemli. Ergin mesela, benim Beşiktaş kadrosu ile ilgili kafamdaki tek soru işareti Fenerbahçe çok etkili duran toplarda Erol Bulut zaten sırf Fenerbahçe, Alanya, Malatya'da aynı şekilde o formasyonları deniyordu. Beşiktaş'ın e, ortası Aslan Atiba, Josef orada bir şekilde hava toplarında savunmaya yardım edecek ama neciple ile Montero bana özellikle duran top ve kornerlerde güven vermiyor onu söyleyeyim. Evet, Balıkesir'den Emre Bey'in sorusunu dinleyeceğiz şimdi de. Merhaba iyi yayınlar. Derbide sizce oyunun kaderini etkileyecek oyuncular iki takım adına da kimler olur? Teşekkürler iyi yayınlar. Tanıdıklarınız mı? Çünkü çok mutlu ve gülümseyerek. Evet, yani, tanıdık değil ama böyle insan değil mi? Sanki böyle evet. arkadaşını, mahalleden bir kardeşini Sanki görmüş arkadaşımız gibi. gibi. Ben bu arada Balıkesir'de severim. Balıkesir'de evet. de maç, ta, Galatasaray maçına gitmiştim. Çok şehir merkezinin merkezinde statları. Çok da güzeldir yeri. Evet. Gal Galatasaray 2-0 yemişlerdi maç hatırlıyorum. O zaman Prandelli'ydi hoca. Soruya gelirsek de ben Beşiktaş adına Josef'in performansı belirleyici olur diyorum. Ben çünkü hala yani klasik, geleneksel düşünüyorum. Yani Derbi de istenin sonucu almak istiyorsan Orta saha bir kere kesinlikle iyi olacak ki şunu özetleyeyim Melike en basit hı hı. Galatasaray 21 yıl sonra Kadıköy'de kazandı. Bana göre sağ yıldızı Jean Michel seriydi. Lemina'nın yokluğu bir acaba da yani orta saha performans sürpriz performansı çıkabilir bu arada. Evet. Kimse tahmin etmiyordu serinin o performansı göstereceğini. Hatta ben hala iddia ediyorum Galatasaray taraftarlarının çoğu bugün seriye dönsün diyorsa muhakkak o Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performansında payı var yani. Derbilerin bu anlamda önemi oluyor. Fenerbahçe açısından da bence Sosa'nın performansı Trabzon maçında iyi değildi mesela. 45'te çıktı, Sisse girdi, maç döndü. Burada e, Sisse ve Sosa diyorum Fenerbahçe açısından. da. Fenerbahçe adına ben Perotti diyorum. Adam Yıldız. Fenerbahçe'nin iyi futbolcuları var, büyük futbolcuları var ama Yıldız başka bir şey. Kadroda bir tane Yıldız söyle desem Fenerbahçe'de Perotti, Yıldız maçın herhangi bir şartını değiştirebilecek bir havası var herifin. Beşiktaş tarafına döndüğün zaman da e, az önce dedik ya Beşiktaş.